Eğitimcilerin meslek kanunu talebi sürüyor. Bu kapsamda Hatay'da Memursen Hatay İl Temsilciliği ve Eğitim Birsen Birnoğlu Şubesi öğretmenlikte meslek kanunu ile ilgili olarak basın açıklamasında bulundu. Memursen Hatay İl Temsilcisi ve Eğitim Birsen Birnoğlu Şubesi Başkanı İsmail Bayraktar, öğretmenlik meslek kanunu vaatte kalmasın, hayat bulsun açıklamasında bulundu. Eğitim, eğitilen çerçevesinde insanların birbirleriyle ilişkisinden, iletişiminden ve etkileşiminden beslenen akli süreçlerin hakim olduğu ve ahlaki sonuçların hedeflendiği faaliyetler bütün olarak kabul ediyoruz. Eğitimi tam da bu yüzden hem bilim hem de hizmet noktasında vazgeçilmez, ertelenemez, yok sayılamaz, devre dışı bırakılamaz, alternatifi oluşturulamaz konumda görüyoruz. Eğitimde geriye düşenin ahlakta, adalette, merhamette, bilimde öne çıkması, teknolojide önde olması, ekonomik ve diplomatik düzlemde fark oluşturması mümkün olmaz. Bilgi hazinesini büyütme, idrak zeminini güçlendirme, hikmeti keşfetme, hakikate ulaşma konusunda beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması yolculuğunda hem rehber hem de rol modeldir. Bu vasıf öğretmenlik mesleğinin tarih boyunca önemli ve değerli kabul edilmesinin de başlıca sebebidir. Eğitimde örnek gösterilen ülkelerde olduğu gibi öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde tanımlanmış öğretim hizmetleri sınıfından müstakil bir meslek konumuna kavuşturulması hususu artık daha fazla ötelenmemelidir. Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılmasına yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekmektedir. Değerli basın mensupları, ülkemizde resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan 1.200.000 öğretmen var iken, öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir öğretmenlik meslek kanunun olmaması hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur. Meslek kanununun yapılması için gereken talep de, yazılması için gereken birikim de var. Bundan sonra tek bir şeye ihtiyaç var. O da kanunun çıkarılmasını hızlandırılacak irade. Bizler Türkiye'nin bütün illerinden hep birlikte o iradeyi harekete geçirmek için sesleniyoruz. Meslek kanunumuzu istiyoruz. Daha fazla beklemek istemiyoruz. Bir gün çok iyi hatırlanıyoruz ama ondan sonra unutuyoruz.